There's something I want to show you. Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere ben bu kanal üzerinde daha çok yorumu açık film ve diziler üzerinde konuşmayı seviyorum. Bunlar üzerine konuşuyorum. Ancak The Loft'u seyrettikten sonra bu film üzerine az da olsa konuşma yapmadan geçmek istemedim işin doğrusu. Yapımın IMDb puanı 6.3 ama lütfen bu sizi yanıltmasın. Seyrettiğiniz zaman asla pişman olmayacağınız güzel bir gizem filmi var karşınızda. No messy hotel bills, no questionable credit card activity. Film temelde katil kim sorusu üzerine kurgulanmış bir yapım. Birden fazla kişinin kullandığı bir dairenin içerisinde bir sabah kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunuyor. Bu dairenin anahtarına sahip kişi sayısı belli olduğuna göre katil bu kişilerden birisi olmalı. Filmin genel mantığı bu aslında. Ancak bence filmi enteresan hale getiren, daha da gizemli hale getiren veya daha da eğlenceli hale getiren şey onun konusu değil. Bilinmezdeki, yani bu cinayetteki değişkenlerin sayısı. Katil olma potansiyeline sahip 5 kişiyi seyrediyoruz öncelikle filmde. Çünkü söz konusu dairenin anahtarı biraz önce söylediğim gibi sadece bu 5 kişide bulunuyor. Ancak bu 5 değişkene bir süre sonra bu adamların eşleri, sevgilileri ve biraz sonra bahsetmeyi düşündüğüm birkaç kişi daha eklendiği zaman ortaya inanılmaz bir çapraz ilişkiler ağı çıkıyor. İşte bunların filmde adım adım çözülmesini seyretmek gerçekten eğlenceli. Şunu söylemem gerekiyor, filmin sonunda her şey belli bir netliğe kavuşuyor. Yani yoruma açık ve gizemli bir yer kalmıyor, açıklanmayan bir yer kalmıyor filmin finalinde. Bu nedenle biraz önce belirttiğim gibi kanaldaki çoğu videonun aksine bu bir çözüm videosu olmayacak. Eğer Katil Kim filmlerini seviyorsanız, sürükleyici filmleri seviyorsanız bu yapımı sıkılmadan izleyeceğinize garanti verebilirim. Bu filmi kaçırmamanızı öneriyorum. Filmdeki aldatma olayları bir süre sonra gerçekten de pes artık dedirtecek seviyeye ulaşıyor. O kadar karmaşık bir hale geliyor. Ben bu ilişkileri bir tablo halinde sunmak istiyorum. Böylece daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi sizi bu tabloyla, filmdeki bu ilişkileri gösteren tabloyla baş başa bırakıyorum. Bir başka dizi ya da film anlatımında, incelemesinde ya da analizinde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakınız.